zaman konuşacağız. Peki, Şimdi Sedat Peker konusu. Tabii. Sedat Peker konusunda İsmail Bey ben şöyle Heh. inanıyorum ve düşünüyorum. Sedat Peker'in her söylediği doğru. Her söylediği doğru. Öyle mi? Tabii. Kokain ticaretinden uyuşturucu baronlarına cinayetlerden karanlık ilişkilere. Bu çökme işaretleri, çökme. Tabii. En son falan mesela SPK ile ilgili büyük bir ifşada bulundu. Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Zehra Taşkesenlioğlu, Serkan Taranoğlu, Korkmaz Karaca, Ünsal Ban. Baktığınızda söylediği şeyler bugün kendisini gösteriyor. Sedat Peker'e mafya lideri deniliyor. Ama mafya lideri dediğimiz adam şu an 5 milyon küçük yatırımcının bu hale geleceğini bir yıl önceden söylemiş. Yani borsada SPK'da Aracılığıyla büyük vurgunlar olduğunu, küçük yatırımcının yerle bir edildiğini ki bir aydır tekrar büyük bir çöküş var. İşte dün de İnsanlar borsada ağlıyor. %5 Tabii iki oldu. defa, iki defa devre kesici. devre kesici kullandılar. Bir önceki gün kullandılar, Bir de dün. Şimdi bakıyorsunuz borsada fonlar halka arzları almazdı, ama şimdi fonlar halka arzları alıyor, vatandaş alamıyor. O fonlar alıyor, tavan 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 götürüyor, sonra taban taban götürüyor. Bakın Ocak ayından bu tarafa bir fon, tek kişilik bir fon iki bin kazanmış. 22 kişilik bir fon 407 milyar kazanmış. 22 kişilik bir fon ama 5 milyon insan kaybediyor. Dün iki tane ismini vermeyeceğim büyük bankada öyle büyük satışlar oluyor ki açığa bu imkansız bir şey ama imkanlı oluyor. Onu alacak karşılayacak kimse yok. Borsa dip yapıyor. Ama tam son anda tekrar alışlar yapılarak tabandan yine birileri amuduyla parayı götürüyor. Bir süre önce birisi dedi ki efendim isim vermeyeceğiz tabii ki çok hassas bir konu. Kendi firmasının borsadaki değerinin ya bu kadar olamaz dedi. Bu dedi uçurdular bu. Ya biz dedi kendi şirketimizi biliyoruz. Bizim şirketimizin performansı iyi güzel ama dedi bu kadar uçmuş. Tabi. Aynen açık açıkladı adam ne dedi benim holdingimin dedi ha. böyle bir şekilde dedi değer bulması imkansız, i̇mkansız dedi. dedi ama maalesef burada sorumlu SPK ve Borsa İstanbul'dur bakın Viyop piyasası diye pay piyasası diye bir uyduruk bir şey gerçekleştirdiler 2018'den sonra bu bir FETÖ'cü taktiğidir Bakın FETÖ'cü taktiğidir, FETÖ, FETÖ genelgeleridir, FETÖ yönetmelikleridir. Ve hala aynı yönetmeliklerle borsa yönetilmeye devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan beni dinliyorsa, Recep Tayyip Erdoğan'a çağrım şudur. Vallahi bu 5 milyon borsacı seni sandığa gömecek, billahi gömecek. EYT'li gömecek, o ayrı. Emekli gömecek ama bu 5 milyon borsadaki insanın canını yakıyorsun. Bilerek soygun var. Bu, bu zarar eden soygun vatandaş sayısı 5 milyon mu orada? 5 milyon insan var küçük, küçük yatırımcı. yatırımcı. Yaklaşık 5 milyon civarında. Dolayısıyla bu insanlar şu anda soyuluyor. İsmail Bey soyuluyor. Hem de göz göre göre soyuluyor. Diyorum ya düşünebiliyor musunuz? Ülkenin Maliye Bakanı diyor ki en iyi yatırım aracı borsa. Bizim dönemimizde borsa çok kazandırıyor diyor. Sonra diyorlar ki borsada ne işin vardı diyorlar. Orası kumarhane. Kumarhane ise o zaman kumarhanenin patronu Nurettin Nebati mi? Nurettin Nebati demedi mi Üç ay önce İsmail Bey borsa çok iyi, en iyi yatırım aracı borsa deyip küçük yatırımcı da bu sefer dolar alamadı, euro alamadı, kur korumalı mevduata yatıramadı parayı. Borsaya yatırdı. Neye güvenerek yatırdı? Ülkenin Maliye Bakanı'na güvenerek yatırdı. Ülkenin Cumhurbaşkanı'na güvenerek yatırdı ama bu insanlar maalesef battı. Yabancı yatırımcı %54'ken payı %25'e düştü. Niye? Çünkü yabancı yatırımcıya SPK sürekli kaçsın diye adeta ceza üstüne ceza bir şey, bir şey aklıma geldi bakın bir şey söyleyeceğim. Tam bununla ilgili. Şimdi bugün bu Oksijen Gazetesi'nde tam bu konuyla ilgili tam sayfa Güzem Yılmaz Ertem'in bir röportajı var. Bir analizi var tamam mı? Şimdi ben bir süre önce yaklaşık 6 ay kadar önce yine Güzem Hanım'ın bir programını izliyorum Bloomberg'te. Orada bir soru sordu faizlerle ilgili. Konu ne dedi biliyor musunuz? İnanılmaz Burada da söylemiştim ama aklıma geldi şimdi. Dedi ki, borsadan yabancı tamamen çıktı dedi. Evet. Fakat bu güzel bir şey dedi. İroni yaptı şöyle. Artık dedi Türkiye'de ne olursa olsun borsa yabancılar çıkacak da borsa çakılacak. Böyle bir risk ortadan kalk kalktı. Ama dedi. borsa Daha resmen kötü borsa şu anda işte yabancının çıkmasıyla birlikte yerli küçük yatırımcının soyulduğu bir araneaya dönüştü. İşte Sedat Peker bu başta olmak üzere hepsini ifşa etti. Dolayısıyla ben de Demokrat Parti Genel Başkanımızın verdiği talimat doğrultusunda savcılığa suç duyurusunda bulundum İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı. Ne yani. dediniz? Dedim ki Zehra Taşkesenlioğlu. Bakın Zehra Taşkesenlioğlu diye bir milletvekili. Hanımefendi türbanlı olduğu için denize rahat giremiyormuş. Rahat gireyim diye 4,5 milyon dolara yat almış. Yat. Denize rahat girmek için almış. Biz de günahını aldık. Yani ne diye aldı yatı Hayır, diye şey soruyorduk. Diyeceğim. O benim yalnızca 2,5 kilo altınım i̇ki var buçuk diyerek, kilo altının diyen hanımefendi 4,5 milyon dolarlık yatı denize rahat girebilmek için almış. Kocası Hülsal Ba'nın 2,5 milyon dolar borsada parasını batırdığını söylüyor. Kocasından 70 milyon lira tazminat istiyor. Afrika'da maden ocaklarım var diyor. Sedat Peker de diyor ki nereden buldu? Biz de mahkemeye sorduk. Nereden buldu? Vekil maaşıyla bu alınır mı dedik? Şöyle er, özü derim. Erzurum'da Erzurum milletvekili bu hanımefendi bu sabah az önce söylediniz. Erzurumlu eksi -5'te Et alabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor, saatlerce ağlıyor, sızlıyor, soğukta donuyor. Ama Erzurum'un vekili 4,5 milyon dolarlık yata biniyor, 2,5 milyon dolar borsada batırıyor, 70 milyon kocasından tazminat istiyor. Afrika'da maden ocakları var. Dedik ki işte Sedat Peker söyledi, bunu bulun. Ali Fuat Taşkesen'in oğlu. FETÖ'yle mücadele ediyorum diyor bu iktidar. Ben bu iktidarın FETÖ'yle mücadele ettiğine de inanmıyorum İsmail Bey. Hiçbir mücadeleleri yok. Süleyman Soylu da duysun. Bu memlekette Melih Gökçek FETÖ'den yargılanmadığı müddetçe hiç kimse bizi FETÖ'yle mücadeleye inandıramaz. Neden? Yani Melih Gökçek Çünkü Melih Gökçek bu ülkede FETÖ'ye en büyük desteği veren Bülent Arınç'ın ifadesiyle Ankara'yı parsel parsel FETÖ'cülere peşkeş çeken adamın adıdır. Melih Gökçek'i e yargılamayıp da bankasıya para yatırdı diye okuluna yurduna gitti diye çocuklar askeri okullarda öğrenciyken okullardan atarak berat etmelerine rağmen takipsizlik almalarına rağmen hala yüz binlerce insan işe iade edilmiyorsa ve bu insanlar bu memlekette işten atılmışsa bizi kimse fetöyle mücadeleye inandıramaz. Şimdi Bunu hemen bitireyim. Ali Fuat Taşkesenlioğlu. Bankasya'nın önünden geçene Bankasıya selam verene ya hapse attılar ya işten attılar. Ama bu Ali Fuat Taşkesen'in oğlunu getirdiler SPK'ya başkan yaptılar. Sedat Peker diyor ki 180 milyon doları var. İşte Sedat Peker'in her söylediği doğrudur. Onun için ben avukatının söylediği gibi buradan Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e, Gültekin Uysal'a, Temel Karamamulloğlu'na, Ali Babacan'a, Ahmet Davutoğlu'na sesleniyorum. Sedat Peker'in dijital tecdetinin kaldırılması için el birliği yapalım, iş birliği yapalım. Sedat Peker konuşursa pislikler ortaya çıkacak, kanalizasyon patlayacak, bu ülke belki de daha güzel günleri, daha güzel yarınlara kavuşacak. Şimdi birileri diyor ki sizin haberde de geçiyor. Efendim mafya liderine mi inanıyorsun? Ya bu memlekette Şemdin Sakık diye kanlı bir katilin, teröristin ifadeleriyle İsmail kardeşim İlker Baş bu hapse gir diye ya. Genelkurmay başkanı. Genelkurmay başkanı yani. hapse attı diye bu ülkede bunlar. Neyin mafya babası? Söylediklerine bakın doğru mu yanlış mı? Kişinin söyledikleri doğru. Biraz evvel söylediğiniz o çağrı yaptınız ya Sayın Başkan. Şimdi dijital tecrit kaldırılsın. Yani Sedat Peker tweet atabilsin, konuşabilsin Kesinlikle. mi diyorsunuz? Kesinlikle. Yani iktidarın yerinde, yani iktidar şöyle yapıyor. Birleşik Arap Emirlikleri tehdit ediyor. Süleyman Soylu bir uçak dolusu adamla Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti. Niye? Sedat Peker'in tecridi devam etsin diye. Korkuyorlar konuşmasından. Dolayısıyla Sedat Peker konuşursa, söylerse birçok şeyi ortaya dökülecek. Ha efendim Sedat Peker'in konuşmasına mı kaldınız? Ondan mı himmet bekliyorsunuz? Yo, biz milletin derdini biliyoruz, derdiyle dertleniyoruz. Sokaktayız milletimizden destek istiyoruz milletimizin destek verdiğini görüyoruz ama ortada da bir pislik varsa bu pislik ortaya dökülmeli bu noktada da dijital tecdit kaldırılmalı Kemal Bey başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri ile elçileriyle büyük elçileriyle görüşülüp Birleşik Arap Emirlikleri'ne mektup yazmak veya elçi göndermek şartıyla Sedat Peker'in dijital tecridi kaldırılırsa Sedat Peker konuşur yoksa ben Sedat Peker olsam şahsi şahsım şey evet. konuşmam abi niye konuşayım ya kiralık katil gönderiliyor, Hayır, normal. öldürülmeye, suikast edilmeye adam gönderiliyor. E çocukları da yanında olduğuna göre, konuşursa da oradan alınıp da iade edileceğini düşünürse, der ki ya rahatımı niye bozayım der. O sebeple konuşmanın tek yolu vardır, dijital tecrit kaldırılmalıdır, Esasında, Sedat Peker konuşmalıdır. Şimdi bu bir öneri ama esasla şöyle olması gerekmez mi? Şimdi bu kadar önemli açıklamalarda bulunuyor ve yaptığı açıklamalara bakılırsa, bayağı somut olaylardan bahsediyor. Tabii yer, tabii. tarih, kişi falan ve hiçbiri de yalanlanmıyor. Normalde gerçek demokratik ülkelerde gerçek hukuk sisteminde şöyle olmaz mı? Sedat Peker'le ilgili ne bileyim bir tanık koruma programı gibi Keşillik bir şey yapılır. Ya. Davet Veya edilir. Anlatıp bildiği için Savcı basında çıkanı, yılların gazetecisisin. Evet. Bazı olaylar vardır ki başvuruya bile gerek olmaksın Basın savcılığı bunu suç duyurusu kabul eder ve bu konuda dava açardı, değil mi? Ama şimdi öyle bir şey yok ki. Hiçbir şey yok. Hiçbir yani yok CHP, Demokrat gibi. Parti, İyi Parti, Gelecek Partisi şikayet dilekçesi verdik. Sedat Peker'in ifşalarıyla ilgili. 150 gün geçti. Sedef Kabaş'ı gece yarısı tutuklayanlar, Gülşen'i sabah 5'te alanlar, Metun Uca'yla Barbaros Şansalı havalarından alanlar, daha 150 gündür soruşturma talebimize cevap bile vermediler. Peki. Şimdi dün, değerli Halk TV ailem, dün çok enteresan bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi bir